O yüzden burası çok özel bir makam. Hı hı. Zaten onun bir hikayesi, bir rivayeti var. Onu hep birlikte anlatacağız sizlere. Evet, beraber. Onun hikayesini de sizden dinleyeceğiz. Evet, tabii paylaşacağız. Kıbrıs Adası dini açıdan çok önemli bir yere sahip. Kesinlikle. Değil mi? Yani birçok farklı medeniyetlerin uğrak yeri olup da burada kendi dinlerini tanıtarak yayma çabasında. Kesinlikle. Oldular. Evet. Ve bu ada birçok kültürün uğrak yeri olmasının yanında bu yönden de önemli bir kesinlikle, yere sahip. Kesinlikle. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten yani Kıbrıs Adası ve bulunduğu coğrafya, Orta Doğu'nun merkezi. Zaten Orta Doğu'nun merkezi Kudüs, Mezopotamya ve Kıbrıs Adası bütün dinlerin, inançların merkezi. Hı hı. Olduğu için. Bütün inançlar, kültürler aslında sadece askeri savaşlarla değil, medeniyetlerin ve kültürlerin paylaşılma yeri olduğu için adamız da bundan nasibini almış. Aynı pagan kültürün olduğu gibi, aynı zamanda üç semavi dininde, yani Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve Müslümanlığın da merkezi olmuş tarihinde. Çok derin bir tarihi, inanç turizmi açısından da çok önemli bir tarihi var. Tabii biz Müslümanlar için özel günlerde bilhassa, Ramazanlarda, Kurban Bayramlarında, Mevlütlerde, Kandillerde geldiğimiz, ziyaret ettiğimiz özel adak yerleri, özel dua ettiğimiz yerler buralar. Hı hı. Evet, burada Hazreti Ömer ve arkadaşlarının, evet, türbesi. Şöyle tabii Hazreti Ömer deyince bizim Türkiye'den gelen misafirlerimiz hemen Halife Hazreti Ömer geliyor. Hı hı. Hazreti Ömer o değil tabii. Halife Hazreti Ömer değil. Şöyle kısaca anlatayım. Hazreti Ömer, Serdar Ömer ve taifesi dedikleri Ömer ve altı arkadaşının gene milattan sonra 647 yıllarında ilk Şam valisi Muaviye zamanında Kıbrıs'a geldikleri. Tabii çeşitli rivayetler var. Larnaka tarafından çıktıkları, bazı rivayetlere göre Karpazburnu'ndan geldikleri. Hı hı. Ve buradan Çatalköy'e kadar gelip burada şehit düştükleri söyleniyor. Tabii rivayetler kulaktan kulağa asırlar boyunca devam etmiş ki dediğimiz gibi bu olay milattan sonra 647-649 yıllar arasında Hazreti Osman döneminde, yani 3. Halife Hazreti Osman döneminde geçen bir hikayedir, bir menkıbedir, bir rivayettir, bir gerçektir tabii. Evet. Evet.
Dilerseniz türbeye. İsterseniz evet gidelim. Hem yakından... o şehit düştükleri mağaraları hem de makamını birlikte hep beraber tekrar evet. birlikte görelim. Buyurun görelim. Efendim. Hazreti Ömer Türbesi'nin yanına doğru adım adım yaklaşıyoruz. Türbenin hemen arkasında bir de mağara bulunuyor evet, değil mi? İlk bulundukları evet. yer. Onun tabii. hikayesini dinleyelim size. Tabii şöyle, dediğim gibi bunlar hep rivayet ama anlatılan rivayet şöyle. Gene Hazreti Ömer adındaki bir serdar ve 6 askeri milattan sonra 647 yıllarında Şam valisi Muaviye'nin emriyle ve Hazreti Osman döneminde. Çünkü Hazreti Osman dönemine kadar Kıbrıs'a deniz seferi yapılmıyor. Hatta bazı kaynaklara göre, kimi kaynaklar Hazreti Ömer döneminde de Kıbrıs'a gelindiği söylense de Hazreti Ömer'in çok fazla deniz seferine sıcak bakmadığını biliyoruz. Çünkü tehlikeli, o zamana kadar çok fazla böyle Araplar veya Müslümanlar çok fazla deniz aşırı kullanmamışlar. Deniz aşırı. O yüzden Hazreti Ömer'in döneminde yani geldiklerini zannetmiyoruz. Hazreti Osman döneminde geldiklerini biliyoruz. 647-649. Hikaye şöyle. Büyük bir olasılıkla ya Karpazburun'dan çıkıyorlar, genellikle orası olabiliyor veya doğudaki şeyden Larnaka'dan veya güneyde şu anda kalan Larnaka'dan çıkıyorlar. Hala Sultan oldu. Tabii Bizans dönemi o zamanlar var burada Kıbrıs Adası'nda. Tabii Bizans derken de şunu da söylemek istiyorum. Bizans demek belki biraz yanlış olacak. Aslında Doğu Roma diyelim. Biliyorsunuz Doğu Roma, Batı Roma milattan sonra 395 yılında ayrıldıktan sonra Kıbrıs'ın idaresi Doğu Roma'nın hakimiyetine geçiyor. Biz Bizans kelimesini sadece 16. yüzyıldan sonra kullanıyoruz. Bu da çok önemli bence bir ayrıntı. 6 tane askeriyle birlikte Hazreti Ömer dediğimiz bir serdar Kıbrıs'a giriyorlar ve burada Bizanslarla savaşırken, kimi kaynaklara göre Girne Kalesi'ni kuşatırken, kimi kaynaklara göre buradaki Bizanslı askerlerle savaşırken bir mağaraya saklanıyorlar. Biraz sonra bilmiyorum, arkadaşlarımız mutlaka çekmişlerdir o mağarayı. Ve o mağarada şehit olduklarını, şehit oluyorlar ve o mağara tabii çok denizin içinde olduğu için, çok yakın olduğu için, tuzlu suyla da irtibatlı olduğu için uzun yıllar o bedenlerinin bozulmadığını söylüyorlar. Gene rivayet o ki yıllar sonra, 2-3 yıl sonra bir çoban burada şeylerini otlatırken o mağarayı buluyor ve mağarada onların bedenlerini buluyor ve o mağarada bulunmaması için onu örterek o Osmanlı gelene kadar, yani 1571 yılına kadar orası aslında mağara kapanıyor ama orası özel bir adak yeri, özel bir dua edilen bir yer olarak da kutsiyetini her zaman koruyor. Evet. Sonrasında tabii Osmanlı'nın gelişiyle. Tabii 1571 gelişiyle... yılında Osmanlı biliyorsunuz adaya geldikleri zamanda. Osmanlı orayı menkıbelerden bulduğu zaman, rivayet edilen yeri bulduktan sonra bir küçük bir türbe yapılıyor. Ve ondan sonraki yıllarda da günümüze kadar burası Hazreti Ömer Türbesi denilen tekkeye dönüşülüyor. Ve çok sık ziyaret edilen, aynı güneyde kalan Hala Sultan gibi çok sık ziyaret edilen yerlerden biri oluyor burası da. Evet. Buraya gelen ziyaretçiler tabii ki hem dini inanç gereği burada yatan şehitlere dua etmek, hem de bu bölgenin işte dini konumunun önemini hissetmek ve yad etmek için kesinlikle. Burada dualarını evet, adaklarını. Ve adaklarını da yapıyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Tabii aslında Kıbrıs Adası sizin de açılış konuşmasında yaptığınız gibi inançların merkezi, kültürlerin merkezi, medeniyetlerin merkezi, dinler için de çok önemli merkez. Biraz önce de bahsettim. Üç semavi din için çok çok önemli. Hatta bazı rivayetlere göre daha önceden burası Rumlar tarafından da gene bir Azize adına yapılmış. Yani bir kutsiyet gene adanmış. Zaten Kıbrıs Adası'nda bildiğiniz gibi gene bizde de bütün dinler birbirine karışmış. Bütün dinler birbirinden etkilenmişler. Kıbrıs Adası zaten inançların merkezinde, Ortadoğu'nun merkezinde. Kudüs, Mezopotamya çok çok önemli. Aynen dediğiniz gibi buraya gelenler özel ritüellerle buraya geliyorlar. Adaklar adanıyor, kurbanlar kesiliyor, dualar ediliyor. O yüzden Hazreti Ömer Türbesi ve güneyde kalan Hala Sultan Türbesi ve diğer adak yerlerimiz, ki Lefkoşa'da biliyorsunuz çok yatırlarımız, yediler, kırklar, üçler, bunlar çok önemli. Tabii buradaki yedi erler, yedi asker
Bizim yedi uyurlar gibi, yani çok önemli bir menkıbedir bu biliyorsunuz. Yedi, Anadolu'da da hep geçer, evet. Yedi uyurlar, esvab-ı kiram dediklerimiz, mağarada uyu kaldı. Hikayeler, rivayetler aslında hepsi birbirini tamamlayıcı, hepsinin birbirine özellikleri var. Şöyle söyleyeyim, yani Kıbrıs dinler açısından çok çok önemli oldu demiştiniz biraz önce siz de söylediğiniz gibi. Tabii ilk 647-649 yıllarında akınlar oluyor. O sırada Kıbrıs'ta ikinci Konstantin var. Salamis'i de Konstantiniyye adına, bugünkü Salamis şehrini de Konstantiniyye adında yapıyor. Bir valilik olarak hükmediyor. Roma, Doğu Roma gene. Roma hükümdarı ve 647-649 yıllarında Arap Emevilerin gelmesiyle sadece Salamis ve bölgesi kontrol altına alıyor. Ondan sonra burayı bir vergiye bağlayıp terk ediyorlar. Esas yani Kıbrıs'a gelen esas ikinci akınlar 657 yılında olduğu söyleniyor ki Hazreti Ömer ve arkadaşlarında kimi menkibelere göre ikinci 657 yılında daha geniş filolarla, daha geniş bir askeri güçle geldiği söyleniyor. Biraz önce söylediğim gibi yani Hazreti Osman dönemi olması çok çok önemli. Daha önceki dönemlerde çok ilk deniz seferi yani Kıbrıs adası aslında ilk deniz seferi sırasında alınan bir yer olduğu için Müslümanlar açısından çok önem arz ediyor. O açıdan da çok evet önemli, çok tabii. önemli. İlk sefer oluşu. Kesinlikle öyle. Hatta Hazreti Peygamber Efendimizin böyle bir hadisi şerifi de var. Yani ilk deniz seferine gidecek olanlar ne kadar önemli kişilerdir ki onlara cennet vaat edilmiş diye bir hadisi şerif olduğu da söyleniyor ki Kıbrıs adası ilk Müslümanlar tarafından alınan ve ilk Müslümanların fethettiği adadır. Evet. Kıbrıs adası. Bu dediğimiz zaman da işte Osmanlı'dan önce 922 yılın bin yıla yakın çok aslında. Çok önemli. Şimdi bakın 657 yılından itibaren aslında Kıbrıs adası Müslümanların hakimiyetine geçiyor. Hı hı. 657 yılından itibaren aslında buradaki vergiye bağlıyorlar. Yani şu da yalnız çok önemli bir ayrıntıdır. Evet, evet. Kıbrıs adasını kesinlikle... Neden yani? Evet. Kıbrıs adasını aslında şöyle rivayetlere göre... Adanın önemi neydi? Adanın önemi şu, askeri üs. Yani nasıl bugün çok önemliyse Kıbrıs adası. Bu tarihçi İlber Ortaylı'nın çok güzel bir lafı vardır. Bin yıl önce Kıbrıs'ın adası ne kadar önemliyse aradan bin yılda geçse hiçbir zaman önemini kaybetmez. Hani bugün nasıl bir üç medeniyet için çok önemli bir merkez olduğu için bütün kesinlikle. Herkesin paylaşamadığı bir kesinlikle ada olduğu gibi. Öyle. Tarih hala boyunca da öyle. Böyle olmuş. Ama çok kimsenin bilmediği bir tarih vardır. 685 yılından sonra 2. Justinian döneminden sonra Kıbrıs adası tekrar el değiştiriyor. Yani 2. Justinian döneminden sonra ve 688 yılından 868 yılına kadar 280 yıllık bir Kıbrıs kondominyonu denilen bir anlaşma yapılmış. Arap Emevilerle Bizanslar arasında yani bugün ortak bir yönetim diyelim, bugün beceremediğimiz ortak yönetimi 280 yıl boyunca dinler arasında anlaşmışlar, valiler atamışlar ve 280 yıl süren bir aslında bir barış dönemi var. Tabii vergi alınıyor, buraya vergi olarak almışlar, Arap Emeviler geldikten sonra buradan ama vergi almışlar. Ama herkes dininde, dininde serbest. Serbest. Zaten Kıbrıs Adası'nda şöyle de bir özelliği var, Kıbrıs Adası Rodos ve Girit Adası Sicilya gibi değil. Yani burada bir Müslümanlaşma şeyi yapılmamış. Muaviye buraya bir amanname gönderiyor, bir genelge gönderiyor ve buraya kesinlikle bir Müslüman nüfus getirilmemiş. Sadece burası askeri garnizon olarak, bir tür üs olarak kullanılmış ve biraz önce söylediğim gibi 868 yılına kadar aslında burası bir barış adası olmuş, bir ortak bir yönetim merkezi olmuş. Yani gerçekten çok ilginç, adanın geçmişi bile kesinlikle hala... Kesinlikle, gizemlerle, inançlarla çok çok dolu. Tabii 868 yılından gene şöyle bağlamak isterim. 868 yılından sonra adanın hakimiyeti biliyorsunuz Makedon hakimiyetinden Doğu Roma İmparatoru 1. Basilius tahta geçiyor. Ve 1. Basilius Alexius'u Kıbrıs'a gönderiyor ve savaş başlıyor. Ve 9. 10. yüzyıldan itibaren artık Kıbrıs adasında ne yazık ki gene dinler arasında savaşlar devam etmiş. Ama o 280 yıllık barış dönemi Kıbrıs adasının en geliştiği, en medeniyetinin şey olduğu, çoğaldığı dönemdir. Ama dediğim gibi 10. yüzyıldan itibaren tekrar Kıbrıs adası el değiştirmeye başlamış. Dinler açısından da çok çok önemli bir merkez olmuş. Evet, birçok farklı medeniyetlerin de gözü kesinlikle üstünde öyle, olmuş adanın öyle. Demek ki. Dediğiniz gibi asırlar öncesinde bu ada bir şekilde yaşanılabilecek bir paylaşım içinde olmuş. Aynen öyle olmuş. Umarız bundan sonraki yıllarda da İnşallah. O huzuru bulur. Şimdi bir şey de söylemek lazım. Şöyle söyleyeyim, tabii biz beş parmak dağlarımız var, Girne'deyiz biz şu an. Tabii Kıbrıs adası bir korsan saldırına da çok etkilenmiş. Evet, Arap akınları Arap akınlarından önce de tabii öncesinde, korsan evet. akınları da var. Korsan akınları. O yüzden de dikkat ederseniz Kıbrıs'ta, Girne'de bilhassa evler, yerleşim yerleri dağların eteklerindedir. İki sebepten dolayı bu yapılır. Bir, güvenlik açısından ki bu çok önemli. Korsanlara karşı güvenlik açısından yapılmış. İkincisi de sağlık açısından. Deniz kenarları her zaman sağlıksızdır. Yani bugün Nemrut, aslında orijinal köylerimiz, yapılarımız hep beş parmakları dağlarındadır yerleşim yerleri. O yüzden de isterseniz bir hikaye vardır. Onu da sizlerle paylaşmak isterim.
Tabii bu rivayetler çok önemli tabii, böyle çok paylaşılır, kulaktan kulağa yayılır. İşte Hazreti Osman döneminde buraya gelen Hazreti Ömer ve arkadaşları burada mağaraya gömüldükten sonra 18. yüzyılda burada bir çoban var. Hasan adında bir çoban, Hacı Hasan diyorlar hatta. İşte burada koyunlarını otlatırken bir gün hikaye o ki bir korsan gemisi görüyor ve korsan gemisi görünce hemen o mağaraya sığınıyor ve dua etmeye başlıyor. Allah'ım beni işte bu korsanlardan koru. Biliyorsunuz korsanlar geliyor, ganimetler alıyorlar, saldırıyorlar, insanları öldürüyorlar, kızları kaçırıyorlar, yağmalıyorlar, aynen öyle. Dua ediyor ve o sırada 7 tane asker atların üzerine görüyorlar ve nallarından kıvılcımlar saçarak gemiyi batırıyorlar ve gemi kaçıyor. Tabii kimse bu hikayeye inanmıyor köyüne gittiği zaman Hasan'ın. Ama Hasan o nal izlerini, ki menkıbe bu ki hikaye bu ki, nal izlerini gösterince çok inanılıyor ve burası daha da bir önemli kazanmış ve kutsiyet kazanmış. Tabii ben tam tarihini araştırmadım ama yani çok 100-150 yıl öncesine o nal izleri hala daha görünürmüş diye eskilerimiz, ninelerimiz söylerdi. Ama bugün günümüzde ne yazık ki çevremiz, siz de çekimde gördüğünüz gibi çok fazla artık değişti. Tabii bunu hep tabii birlikte ki görüyoruz. Hı hı. Zaman içerisinde evet değişime uğruyor doğa, evet, çevre. Tabii ki korumak bizim hepimizin aynen, görevi. Aynen. Temiz tutmak, daha da bu tarihi eserlerimize, yapılarımıza, adamızda çok büyük önem taşıyan yerleri bir sonraki nesillere aktarabilmek lazım. Kesinlikle. Tabii biz rehberlerin de en büyük şeyi o gerçekten. Gelen turistlere. Gelen misafirlerimize, evet, gelen turistlerimize, gelen misafirlerimize bu yerlerimizi en iyi şekilde göstermek. Kıbrıs inanç açısından, inanç kültürü, inanç turizmi açısından çok önemli. Hı hı. Yani hem Müslümanlar açısından önemli ki biraz sonra belki bahsedeceğiz. Tabii. Hazreti Peygamberimizin süt annesi, Halime Hanım'ın kız kardeşi Ümmü Haram binti Milham. Yani hala sultanımız da burada şehit düştü. Evet, ondan da bahsedeceğiz. Ama aynı zamanda Hristiyanlar için de, Ortodokslar için de, Katolikler için de çok çok önemli. Apostolos Andreas'ın, Saint Paul'ün, Saint Barnabas'ın, Aziz Barnabas'ın ki çok önemli olduğunu Barnabas'ın biliyoruz. Hı hı. Yani Hristiyanların da, Müslümanların da, Katoliklerin de, Ortodoksların da, Protestanların da, Yahudilerin de, Pagan'ın da bütün kültürlerin aslında bir merkezi burası Kıbrıs. Paylaşılamayan ada. Evet, aynen öyle. Adanın kaderi kesinlikle herhalde. Evet, şimdi türbenin yanına gidip tamam, biraz daha yakından bir bakalım. Buyurun. Evet Selda Hanım, bu sefer türbenin yanına geldik. Gördüğünüz gibi türbenin esas defin tarihi 647-649. Tabii bu miladi, Rumi olarak yaparsanız milattan sonra 28-29'a geliyor hicri takvime göre tabii bu değişik. Hı hı. Ama Osmanlı tarafından 1571'de Osmanlı adayı aldıktan sonra da bu türbenin yapımına başlanmış tabii. Evet, mağaradan. Tabii mağaradan küçük bir türbe olmuş. Günümüzde de zaten küçük, içeride arkadaşlarımız çekim yaptılar, küçük bir türbe. Kadınlar mahfili var, kıblemiz var, küçük bir kıblemiz var. Tabii önemli olan burası dualarımızı etmek, özel bir makam olduğu için. Makamın küçük bir büyüklüğü değil, esasında yüklediği mana ve anlam çok tabii önemli. Ki. Ben biraz önce anlatırken 10. yüzyılda kalmıştım, o Kıbrıs kondominiumunu anlatmıştım. 10. yüzyılda çok önemli bir ayrıntıyı da söylemek lazım. 10. 11. yüzyıldan sonra tabii Kıbrıs adası Latinlerin istilasına uğruyor. Tarihte çok önemli, yani 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aldığı zaman Kudüs Müslümanların eline geçtikten sonra Kudüs'ten kaçan bütün Hristiyanlar, bilhassa Katolik Latinler Kıbrıs'a gelip yerleşiyorlar ve
300 küsur yıllık Latin dönemi dediğimiz Lusignan dönemi başlıyor. Hı hı. Bu tarihte çok önemli. Evet. Tabii burada daha önce yerli halk olarak bulunan, değişik dilleri kullanan yerli halkın Ortodoks Rumlar olduğunu, Bizans'tan, Doğu Roma'dan kalan Ortodoks Rumlar olduğunu biliyoruz. Katoliklerin ağır baskısından ki 1260 yılında Supra Birliği adında bir genelgeyle Katolikler bütün Ortodoks kiliselerini kendilerine bağlıyorlar ve Kıbrıs Adası'nın resmi dini Katolik ilan ediliyor. Ve Ortodoks papazlar Ortodoks dilinde yani Grekçe ibadeti yasaklıyorlar. Şuna bağlamak istiyorum. Yani Müslümanların Osmanlı'nın gösterdiği hoşgörüyü ne yazık ki bugün günümüzde Katolikle Ortodoksla birbirlerine hala daha göstermiyorlar. Hı hı. Çünkü Osmanlı 1571 yılında adayı aldığı zaman çok önemli bir menkıbe anlatılır. Aynen 1204 yılında Latinlerin İstanbul'u fethi sırasında söyledikleri gibi biliyorsunuz Latinler 1204 yılında İstanbul'u yani Konstantinopol'ü aldıkları evet. zaman Ayasofya'daki Ortodoks şeyinin çok önemli bir ibadet yerinde çok önemli tahribatlar yapmışlar. Ve o zamanlar Latinlerin sarkuşunu takacağı ama Osmanlı'nın sarığını tercih ederim lafı. Günümüzde Kıbrıs fethedildiği zaman 1571'de de olmuş. Çünkü Osmanlı genellikle Katoliklere ait kiliseleri almış, camiye çevirmiş. Hatta Katoliklere ait kiliseleri de Ortodokslara vermiş. Ve Rumlar, Ortodokslar günümüze dahi kadar bu coğrafyada bu dinlerini serbestçe yapabilmeleri aslında bir türlü de Osmanlı'ya ve Türklere borçlu olduğunu söyleyelim. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Kesinlikle. Evet yani öyle bir şey ki yani asırlar öncesinden bugünlere kesinlikle. Ne şartlarda nasıl gelinmiş adamızın geçmişten günümüze yaşadıkları. Kesinlikle. Yani deştikçe, anlaştıkça inanç olarak çok önemli. Biraz önce bahsettim. Saint Barnabas dedim. Aziz Barnabas'ın izi burada var. Ki Aziz Barnabas bizim için de Müslümanlar için de çok önemli. Peygamberimizin geleceğini müjdeleyen İncil'i yazan kayıp İncil Kıbrıs'ta. Apostolos Andreas diyoruz. Karpaz'da mucizesi var. Çok çok önemli ki İsa'nın ilk çağırdığı havarisidir. Yani Kıbrıs Adası Müslümanlar açısından da bizim açımızdan Hala Sultan biraz sonra bahsedeceğiz. Evet, evet. Ki bizim için ilk Müslüman şehididir Hala Sultan. Hala Sultanımız çok çok önemli. Onun için Kıbrıs inançlar, dinler açısından çok önemli bir yer. Herkesi Kıbrıs'a davet ediyoruz. Mutlaka evet, gelsinler bize. Evet. Hazreti Ömer Türbesi de ziyarete mesai saatleri içerisinde kesinlikle açık. Burada bir görevli var. Görevli evet. arkadaşımız sağ olsun bize de ikramlarda bulundu. Bize ziyaret, de çok yardımcı evet, oldu. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten burada görevli arkadaşımız güzel temizliğini yapıyordu, bakımını yapıyordu. Gayet gerçekten bakımlı, evet. Temizliği. Gerçekten tertemiz. Burası dediğim gibi biraz önce de söyledik. Özel günlerde bilhassa burası günü olanlar, canı sıkılanlar, dua etmek isteyenler biliyorsunuz bizim için en önemli kişi Allah'la kul arasına kimse girmez. Burası makam olarak kabul ederek Allah'ımıza yalvarıyoruz. Allah tam dileklerimizi, adaklarımızı diliyoruz. Aynen öyle. Deniz de hemen çok güzel yanında. Evet, aynen huzur öyle. Veren bir ortamı çok var. Huzur veren bir ortamı var. Aynen ziyarete gelmek isteyenleri. Kesinlikle. Kesinlikle. Misafirlerimizi buraya mutlaka uğratıyoruz. Mutlaka evet. geliyoruz. Evet, Hazreti Ömer Türbesi'nin hemen üst tarafında, böyle kayaların üstünde, evet. Deniz arkamızda. Evet. Muhteşem bir adamız var evet, değil mi öyle, aslında? Kesinlikle öyle. Kesinlikle doğa olarak, coğrafya olarak çok güzel. Arkamızda Beş Parmak Dağları, önümüzde Akdeniz. Medeniyetlerin, inançların, kültürlerin merkezi. Buluştuğu yer. Tabii menkibelerin, dinlerin açısından buluştuğu bir nokta. İşte bugün Hazreti Ömer'i yaptık. Biraz sonra belki Hala Sultan'dan bahsetmemiz evet, lazım. Evet, efendim, o da çok önemli Selda Hanım. Kesinlikle öyle. Hala Sultan tabii şöyle çok önemli. İlk Müslüman şehidimiz Kıbrıs Adası'nda. Hı hı. Şöyle bir hikaye anlatayım. Hala Sultan tabii Ümmü Haram binti Milhan Hanım. Hazreti Peygamberimizin süt annesi Halime Hanım'ın kız kardeşi. Hala kelimesi kız kardeşi aslında teyze olarak kullanılıyor ama Arapçada hala halti demek. Haltiden o halaya döndürülmüş. Tabii biliyorsunuz Peygamberimizin doğduğu coğrafyada Mekke'de, Medine'de çocuklar doğduğu zaman süt annelerine verilmediği bir gelenek var. O hem o çocuğun daha sağlıklı büyümesine hem de o aileye bir yardırımda bulunuyor. Evet. Peygamberimiz de biliyorsunuz çok küçük yaşta babasını kaybettikten sonra annesi tarafından süt annesi Halime Hanım'a veriyor. Ve o kadar çok seviyorlar ki Peygamberimizi o aileye neşe getiriyor, bereket getiriyor ve 5 yaşına kadar Peygamberimiz Halime Hanım ve onun kız kardeşi Ümmü Haram Hanım'ın yanında kalıyor. Ve büyüdükten sonra da ilk yani Müslümanlığı tanıtmaya başladıktan sonra da sık sık süt annesini ziyaret eder. Onlara yardımda bulunur. Maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş Peygamber Efendimiz. Hala Sultan'ın Kıbrıs'a gelme hikayesi şöyle anlatılıyor menkıbelerde, rivayetlerde. Peygamberimiz Efendimiz dediğim gibi sık sık Hala Sultan'ı yani Ümmü Haram Hanım'ı ziyaret eder.
onlara maddi ve yardımlarda bulunuruz, manevi hı hı. yardımlar. Bir gün yemeğe kalıyor, yemekten sonra uykuya daldığı zaman başucunda Ümmü Araman'ı görüyor. Ne oldu diyor, ya Muhammed, bir rüya mı gördün? Gülümseyerek uyanıyor Peygamber Efendimiz. Önce anlatmak istemiyor ama ısrar edince, ben diyor rüyamda şöyle bir şey gördüm. Tahtalar üzerinde büyük gemilerle, gemileri tarif ediyor aslında tahtalar hı hı, üzerinde, hı. büyük gemilerle bir sefere çıkacaksınız diyor. Bunun üzerine Ümmü Araman'ın da Peygamberimize dua et ya Muhammed, ben de onlardan olayım diyor. Peygamberimiz bir daha uykuya dalıyor, uyandığı zaman ona müjdeyi veriyor. Evet diyor, sen de ilk gidecek olanlardan olacaksınız diyor. Ve Peygamberimiz Efendi Hazreti Ümmü Araman'ıma ilk deniz şehitlerinden olmasının müjdesini veriyor. Ve gene Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ömer ve arkadaşları gibi 647-649 yıllar arasında geldiği tahmin ediliyor. Tabi Larnaka açıklarında, bugün Hala Sultan evet. Türbesi, Larnaka açıklarında geliyor. Ve ilk günde ne yazık ki bindiği hayvanın ütmesi neticesinde düşüyor. Evindeki bir harnup dalıyla beraber düştüğü yere gömülüyor ve harnup ağacı bugün hala da o Hala Sultan Türbesi'nde vardır. Tabi Kıbrıslı Türkler için, bizler için çok önemli bir yer olduğu için, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar buradan geçen bütün gemilerimiz Hala Sultan'ı selamlamak için gemilerin toplarıyla ateş ederlerdi. Hı hı. Kıbrıslı Türkler Ramazan Bayramı'nın 3. gününde ve Kurban Bayramı'nın 4. gününde de Hala Sultan'ı ziyaret eder, adaklar eder, dualar edilir, lokmalar yenirdi. Çok özel bir ziyaret yeri orası da biliyorsunuz. Kesinlikle öyle, evet. Yani adamız da işte burası. Hazreti Ömer Türbesi ve Hala Sultan. Tabii Lefkoşa'da türbesi. Gezerseniz Akkavuklar, Kutbabalar, evet. çok türbelerimiz, menkibelerimiz var. Ama dediğim gibi Kıbrıs dinler açısından çok çok önemli merkez. İsterseniz şeyle ilgili, Hala Sultan'la ilgili de gene bir rivayet anlatın. Aynı Hazreti Ömer'in o atları, nalları gibi. Onun da çok önemli olan bir, daha doğrusu kulaktan kulağa yayılan üç taş hikayesi vardır. Evet. Onu da misafirlerimizle paylaşalım isterseniz. Tabii. Onun da hikayesi şöyle, tabi Hala Sultan 86 yaşında bu. Yani bu sefere evet. 86 yaşında katılıyor ve tabi hemşire olarak katılıyor. Bir tabi şöyle söyleyeyim, deniz seferleri gönüllülük esasına göre deniliyor. Gene Hazreti Muaviye döneminde, geliniyor. Şam valisi Hazreti Muaviye döneminde, Hazreti Osman döneminde müsaade ediliyor. 86 yaşındaki Ümmü Araman'ın da müjdelendiği için kendisine Kıbrıs seferi şey olarak, hemşire olarak sefere katılıyor. Ama işte gemilere binmeden önce bir menkibeye göre bir yerde konaklarken üç tane bir Yahudinin, bir keşişin yanında üç tane büyük bir taş gördüğü söylenir. Büyük bir kaya gördüğünü söylenir. Ve bunu çok beğendiğini, bunun kendisine satması istemesini söyler, satmak istesini söyler. Fakat tabii Yahudi keşiş bunu ne yapacağını şaşırır. O kadar büyük bir taşın nasıl alabileceğini bildiği için, bilemediği için ona hediye edeceğini söyler Ümmü Araman'a. Ümmü Araman da bunu kabul eder. Ve Ümmü Araman'ın Kıbrıs'a geldikten sonra, şehit olduktan sonra ertesi gün o keşiş, Yahudi keşiş baktığı zaman o taşın orada olmadığını görür. O taş çünkü oradan kalkmış ve bugün hala da Hala Sultan'ın türbesinde iki tane kayanın ortasında, bir tanesi hatta havada kalacak vaziyette. Öyle bugün dönüyor, bilmiyorum evet. ben görmedim ama görmüşsünüzdür siz mutlaka. Hala da böyle bir şey anlatılır. Hatta onu böyle havada olan taşı gören bir hamile kadın çocuğunu düşürdüğü için işte oraya bir örtüyle örtülü evet. bir daha bu görülmesin diye. Tabii bunlar hep menkibeler, rivayetler. Hı-hı. Bunlar bizim dinimizde olduğu gibi bütün dinlerde anlatılan aynen, hikayelerin tabii. bir bağlantısı. Hep söylüyorum, Kıbrıs Adası dinler açısından da, menkibeler açısından da, inanç açısından çok çok önemli bir yer. Evet. Adamız dediğiniz gibi konum olarak çok değerli, önemli, çok önemli bir yeri var. Çok teşekkür ederiz bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız ederim, için. Rica ederim. Son bir cümleyle kapatayım isterseniz bu özel tabii. bir günde. Bizim için Hala Sultan neyse Osmanlı için de, Türkler için de Eyüp Sultan aynıdır. Eyüp Sultan da aynen bu sefere katılmıştır. Eyüp Sultan ile Ensari Hazretleri de Kıbrıs'a gelmiştir. Ama ondan sonra biliyorsunuz Konstantinopolis'te İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet tarafından türbesi bulunmuş. Bugün Eyüp Sultan çok çok önemli bir ziyaret yeridir İstanbul'da, Türkiye'de. Nasıl Eyüp Sultan ise bizim için Hala Sultan çok çok önemli bir ilk sahabelerimizdendir. Hepsine de Allah'tan rahmetler diliyorum. Aynen. Size kesinlikle. De teşekkür ediyorum. Nurlar içinde uyusunlar. Amin. Adamızda önemli yerleri var. Kesinlikle. Hala da türbeleri ziyaretlerle yad edilmeye devam ediyor. Aynen ve edecektir. Evet. Teşekkürler bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Birlikte paylaştık. Ben de teşekkür ederim. Bugün tarihimizde özel bir yeri olan Hazreti Ömer Türbesi'ndeydik.
geçmişten günümüze gelen hikayesini sizlerle paylaştık. Haftaya bir başka kültürel mirasımızla yeniden sizlere hikayeler paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.